Merhabalar. Bugün sizlerle yine geçmişe kısa bir yolculuk yapacağız. Globalleşen dünya, gelişen teknolojiler ve bunlara paralel ilerleyen nüfus artışının getirdiği tüketim çılgınlığı ile beraberinde atmosfere salınan sera gazları, artan sıcaklıklar ve küresel iklim değişikliği. Evet, eskiden kışlar kış gibi, yazlar yaz gibi yaşanırdı. Son günlerde sık sık duyduğumuz ani ve dengesiz yağışların yol açtığı seller hem maddi hem manevi kayıplara yol açarken iklim değişikliğine bağlı oluşan ve oluşacak göçlerle tüm gezegenin sosyo-kültürel birikimi ve hafızası tehlike altında. Çok değil, 50 yıl öncesindeki kış mevsimlerinde 3 ay içerisindeki karlı gün sayısı çok daha fazlayken artık 3 ayda yağması gereken kar miktarı 2-3 gün içerisinde düşmekte ya da bazen tam tersi kar görmeden kışları kapatmaktayız. 1929 kışı ise son 100 yıl içerisinde Avrupa ve Türkiye'nin görmüş olduğu en muhteşem son kışta diyebiliriz. 1928 Aralık ayı ortalarında Kuzey Avrupa'da oluşan yüksek basıncın dönüş hareketi ve jet akımları ile birlikte Sibirya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava kütleleri Balkanlara kadar tüm Avrupa'yı felce uğratmış, 1929 Ocak ilk günlerinden itibaren ise yurdumuzda etkili olmaya başlamıştır. Ocak ilk haftasından Mart ikinci haftasına kadar kar, fırtına ve soğuk havalar sebebiyle denizlerde yüzlerce mamla batmış, Kurtuluş semtinde çok büyük yangın çıkarak yok olmasına neden olmuş, cenazelerin günlerce gömülememesi dillerden dillere anlatılıp durmuştur. Özellikle aşırı soğuklar sebebiyle Tuna Nehri'nden kopup gelen buzlar, İstanbul Boğazı'na kadar gelerek şehrin uzun süreli kar ve soğukla boğuşmasından sonra insanlarda şok etkisi yaratmış ve adeta birer eğlenceye dönüşmüştür. Zamanın sınırlı kaynakları, şehrin çok yayılamamış olması sebebiyle fotoğraf ve dokümanların büyük kısmı Taksim, Şişli, Kadıköy, Bakırköy çevrelerine ait olmakla birlikte şehrin içinde dahi 1-2 metrelik kar birikimleri göze çarpmaktadır. Özellikle Şubat ayı kar yağışı ve soğuk havanın en etkili olduğu dönem olmuştur. Şehrin merkezinde sıcaklık -16,4 santigrat dereceye kadar düşerek kayıtlı meteoroloji tarihindeki İstanbul için en düşük sıcaklık değerleri olmuştur. 3-4 metrelik karlara saplanan buharlı trenler, dev kardan adamlar, aç kalarak şehre inen kurtlar, cenazelerin donmuş toprak sebebiyle defnedilememesi, kara gömülen mahalleler, akmayan sular, geceleri sokaklarda gezen canavar şeklinde yaratık hikayeleri ile birleşince apokaliptik bir fotoğraf çıkmakta önümüze. Kışların kış gibi yaşandığı, bu dönemlerin gelişmekte olan ekonomiler ve etkileri sebebiyle geride kaldığı ve yeni iklime uyumlu birer, birey ve toplum olmak için hepimize düşen görevler olduğu ise bir gerçek ve zorunluluk. Umarım hepimiz bir gün iklimin yeniden normale döndüğü ve her mevsimin zamanında yaşandığı bir dünyaya uyanırız. Kar sevdalıları ile aynı atmosferde görüşünceye dek sevgiyle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrardan çok teşekkürler diliyorum. Görüşmek üzere.